Bir de bizden devşirdikleri çocukları var. Bu iki çocukları bir araya geldiler. 15 Temmuz'da bir şey yapmaya çalıştılar. Bunu gerçekleştiremediler. Lideriyle, milletiyle bir araya gelen o kitle ne yaptı biliyor musunuz? Suçüstü bu devleti yakaladı. Şimdi bu süreç devam ettiği zaman ben yargıda özellikle çok dikkat ettim. Yani yargı dediğim şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına bakın. Bir tanesi İçişleri Bakanlığı, bir tanesi Adalet Bakanlığı. Bu tesadüf değil. İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz hem FETÖ'yle hem PKK ile mücadele çerçevesinde 2015'ten bu yana yoğun bir şekilde faaliyet eden bir bakan ve bakanlık. Ardından Adalet Bakanlığı'na bakın biliyorsunuz bu FETÖ'cüleri yargılayıp ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarına çarptırıyorsunuz. Ve bu da bir de bu davalar ilerledikçe arkasındaki siyasi irade ortaya çıkıyor. Suçüstü yakalanıyor. Türkiye diyor ki kardeşim ben bunu sürdüreceğim. Amerika diyor ki ben buna engel olmak istiyorum. Brunson meselesini bence böyle görmek lazım. Bir de bir şey daha söyleyeyim hocam fazla hakkını yemeyeyim. Model meselesi bence çok önemli. Onun üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Model.